vermiştik. İşte sosyal medyadaki bir olayda Tutya Yılmaz'ın olayı. Genç bir sporcu, jimnastikçi, genç bir kadın. Bir fotoğrafını koymak istemiş sosyal medyaya. Daha sonra kararsız kalmış. Fotoğrafın altına tepkiler gelmiş ve böyle bir tweet dizisi atmak zorunda kalmış. Şöyle diyor, bir genç kız olarak söylemek istediğim bazı şeyler var. Ben bir sporcuyum ve yaptığım spor gereği vücudum normal bir bireye göre daha kaslı. Bu zaman zaman benim de takıldığım bir konu. Hatta fazla kaslı çıktığım birçok kareyi de koymuyorum. Bugün bu fotoğrafı paylaşmadan önce çok kaslı durduğumu düşündüm ve fotoğrafı ne kadar sevsem de paylaşmaktan çekindim. Çok sevdiğim ve fikrine güvendiğim birkaç kişiye fotoğrafı attım ve yorumlarını sordum. Fotoğraf bundan önceydi. Şu an ekranlarınıza gelmiyor ama belki arkadaşlarım bulursa fotoğrafı da getiririz. Her ne kadar takmıyorum bu tür yorumları desem de zaman zaman insanın kalbi kırılıyor. Çünkü nihayetinde ben de bir insanım. Sonra bir karar aldım ve bundan sonra kim ne derse desin kafama takmayacağım. Bu kendime verdiğim değerli bir söz. Çünkü ben buyum ve ben kendimi bu halimle seviyorum. Senin kas yağını dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey. Senin kas yağını diyerek küçümsemeye çalıştığın şey benim başarı hikayem. Kimin ne dediği, vücudum hakkında ne düşündüğü umurumda değil çünkü kendimi seviyorum. Kendime ve emeğime saygı duyuyorum. Bunu buraya yazıyorum çünkü beni örnek alan çok sayıda insan var ve onlara özgüvenin, kendini sevmenin, el alemi takmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Kendinizi sevin arkadaşlar. Çünkü kendini seven herkesi, her şeyi sever. Tutya Yılmaz. Genç bir kadın sporcumuz. O kadar güzel, o kadar anlamlı ki bu yazdığı şeyler. Ya burada defalarca bahsettiği fotoğrafta bu fotoğraf ne kadar şık, ne kadar güzel bir genç kadın fotoğrafı görüyorsunuz karşınızda ama işte sosyal medyadaki bazı isimlerin eleştirdiği şey kaslı vücudu. Bir kadın spor yaptığı zaman kaslı olamaz mı? Sadece erkekler mi kaslı olabilir? Nasıl göründüğünün ne önemi var? Genç ve başarılı bir sporcu kadının sadece giydiği kıyafet yüzünden eleştirme ahlaksızlığı ve yozluğu sosyal medyada nasıl güç buluyor? İşte ona karşı Tutya Yılmaz'ın verdiği cevap şahane bir cevap. O yüzden ekranlarınıza getirmek istedim bugün. Ve bundan sonra da yani buna dayanarak aktarmak istediğim ve okumanızı tavsiye ettiğim başka bir yazı da Aydınlık Gazetesi'nde Nuray Kaya'nın yazısı olacak. Denk geldi aslında bu yazı. Nuray Kaya bu yazıyı 2 gün önce yazmıştı. Spor erkekler için mi başlığıyla yazılmış bir yazı. O da hemen sadece spot kısmını okumak istiyorum. Geri kalanını aydınlık.com.tr'ye girip spor erkekler için mi başlığıyla Nuray Kaya ismiyle bulabilirsiniz. Nuray Kaya da diyor ki Türk kadını mücadeleci, azimli, kararlı ve güçlüdür. Kadını spor başta olmak üzere toplumun kurumlarından dışlayan, başarısını görmezden gelen, itibarsızlaştıran her türlü anlayışla savaşacağız. Ahmet Gülümser düşüne dursun, bizim aşılacak duvarlar, kazanılacak madalyalarımız var. Özellikle altını çizmek istediğim ve tekrar okumak istediğim bir cümle. Bizim aşılacak duvarlarımız, kazanılacak madalyalarımız var diyor. Nuray Kaya bu Ahmet Gülümser'in de ifadeleri gerçekten aslında okumaya değer ifadeler değil ama bahsettiğimiz gibi sürekli aktardığımız gibi sosyal medyada oldukça gündeme geldi o sözler. Onları ben okuyacağım size şimdi. Evet, güreş araç soyundurmak amaç olunca başlığıyla Yeni Akit gazetesinde yazısı yayımlanmış. Yazıda kadınların güreş sporunu yapmalarının ülkemize felaketler getireceği, Türk kadınının yakışmadığı, anatomisine uygun olmadığı, onu kısırlaştırdığı, kadın güreşinin rezalet ve ahlaksızlık olduğu vurgulanmış. Kadınların güreş sporunu yapmasının asıl amacının bedenlerini teşhir etmek olduğu belirtilmiş. Hatta kadının kendi iradesiyle değil başka ellerce bir proje dahilinde güreştirildiği ve soyundurulduğu anlatılmış. Daha fazlasını okumak istemiyorum şu an. Ahmet Gülümser'in yazısı Yeni Akit gazetesinde yazdı. İşte buradan hareketle Nuray Kaya spor sadece erkekler için midir diye bir başlıkla kalem almış. Kadının ötekileştirdiği, itibarsızlaştırıldığı her türlü anlayışa karşı mücadele edeceğimizi ulusal kanal ekranlarından da söylüyoruz. İşte Tutya Yılmaz gibi genç ve başarılı kadın sporcularımızın her zaman arkasındayız. Olmaya da devam edeceğiz.